yapıyorduk. Şırnak görevimiz bitti. Zonguldak'a atandık. Eşim Zonguldak'a ev tutmak üzere gitti. Ev tutamadan eşim gözaltına alıp buraya getirdiler. Eşyalarımız Zonguldak'ta. Çocuklara ben ev tutmaya gidiyorum dedim. Şimdi beni gördüklerinde çok üzüleceğim. Çünkü söylemedim onlara. Edirne'den kalktım buraya geldim. Yani üzülmüyorum. Hani ben biliyorum eşim çok dürüst bir insan. Biz 2 yıl Şırnak'ta bomba yedik. Evimize bombalandı. Emniyet binası, terör binası. Terörde çalışıyordu eşim. İçine bombalar girdi ve o bomba patlamadı. Yani hiç kimseye bir şey olmadı. Allah'ın izniyle Allah korudu. Şimdi de koruyacaktır yani o gün koruyan. O gün bomba teröristlerden geldi. Bugün kimden geliyor çok merak ediyorum. Görevlerini yaptılar çünkü. Eşiniz yani, kimdi? Rütbesini eşim terörle mücadelede emniyet amiriydi Oğuzhan Ceylan. Ya işini çok dürüst yapan, hatta çalışırken bana 24 saat yetmiyor diyordu. Ömer Bey'in yanında çalışıyordu. Saatler yetmiyor, yapacak çok işimiz var diyordu. Ben çocuklarımı eşimi görmeden, babalarını görmeden büyüttüm. Ama hiçbir defa eşimin çalışırken öf dediğini duymadım. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Bir defa yoruldum, öf. İşte şu ayağım ağrıyor, başım ağrıyor. Hiçbir şeyi duymadım. Böyle çalıştı eşim. Yıllarca terörde mücadele etti ve şu anda terör suçlamasıyla karşı karşıya, terör şubesinde sorguda. Onu açıklayamıyorum zaten, diyorum ya biz Şırnak'ta evimizde de bomba yedik, emniyet binasına da. Onlar bombaydı, teröristten geliyordu ama bu nereden geliyor, neyle suçlanıyor anlamıyorum. Yıllar önce yaptığı işi, yani yakaladıkları terörist, insanlara zarar veren insanlar, bizim eşlerimiz kime zarar verdi? Hangi mazluma zarar verdi ya da ne bileyim onların yaptıklarının hangisini yaptılar? Sadece görevlerini yaptılar ve onlar... Peki neden gözaltına alındılar? Siz ne düşünüyorsunuz bu yani konuda? Ben şöyle düşünüyorum. Birilerini korkutmak için birilerini feda etmeleri gerekiyordu insanların. Bakın biz bunları böyle attık, sizi de atarız. Bunun için ne gerekiyordu? Suç üretmeleri gerekiyordu. Aylardır suç ürettiklerini düşünüyorum. Birilerini aldılar, sen şahit olacaksın, şunları şunları söyleyeceksin diye ezberlettiler. O ezberlediklerini söylediler. Ya aylardır suç üretiyorlar. 2 yıl önceki operasyonu şimdi nasıl hani suçlu hale getirebilirsin bu insanları? O zaman suçlasaydınız, yanlış yapılıyorsa o zaman düzeltseydiniz. Ama bu süreçte ne yapıldı? Suç üretildi. Yalancı şahitler bulundu. Hepsi hazırlandı. Hazır bir komploya. Gelin bakalım siz suçlusunuz. 2 yıl önce eşim burada çalışıyordu. 2 yıl önce niye bu operasyonu yaparken suçlanmadı? Öyle bir şey yok. Suç üretildi, göz korkutuluyor. Bir de işinizle görüşme fırsatınız oldu mu? Avukatlar bildiğim kadarıyla görüşüyor ama size de bilgi verildi mi? Hiç görüşemedim, bilgi de alamadım. Edirne'den şimdi buraya geldim. Hiç görüşemedim. Şimdi çocuklarıma ne diyeceğim onu da bilmiyorum. Valizi orada. Arkadaşım. Evet, valizi de orada. Eşiniz Zonguldak'ta gözaltına alındı, doğru mu? Zonguldak'ta gözaltına alındı, gittiği anda alındı. Ev tutacaktı, eşyalarımızı getirecektik. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Öğretmenim, tayinimi nasıl alacağım? Ev orada, tayinim orada. Nasıl geleceğiz? Çocuklar başka bir yerde. Bir araya gelmemiz